Efendim yeniden merhabalar. Dün, bugün, yarın ile karşınızdayız. İki haftalık bir aranın ardından siyaset bilimci doçent doktor Deniz Yıldırım bizimle birlikte bugün her çarşamba olduğu gibi siyaseti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Genel seçimleri geride bıraktık. Siyaset hareketli günler yaşıyor, yine sıcak günler yaşıyor. Ekonomi gittikçe kötüleşiyor. 14-28 Mayıs'tan sonra daha kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız ve yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Dinamikler var, siyaset hareketli dedik, yapılan açıklamalar var ve yerel seçimlere giderken de bu açıklamaların daha eyleme dökülmüş halini nasıl görürüz, neler görürüz siyasette ve ekonomide bununla birlikte, bunun alt başlıklarını konuşacağız. Hocam, yeniden hoş geldiniz, yeniden merhabalar. Teşekkür ederim Can Bey. Merhaba. İki hafta aradan sonra tüm izleyicilerimizi de selamlıyorum buradan. Nasılsınız hocam iki haftadan sonra görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Yani gelişmeleri izlemeye çalışıyorum. Bazı şeylerin iyileşmesini umut etme arzusuyla izliyorum memleketteki gelişmeleri. Dolayısıyla işler ülke genelinde iyiye gittiğinde aslına bakarsanız bizim gibi böyle kamusal meselelerle ilgilenen, bunları takip eden insanların da haliyle morali daha iyi oluyor. Yani sadece bir inceleme, araştırma konusu değil bizim için bu meseleler. Aynı zamanda yurtsever insanlar olduğumuz için, ülkenin iyiye gitmesi için, toplumun sorunlarının çözülmesi için nasıl çare üretiriz? Aklımız sürekli bunlarla meşgul oluyor. Bu da ister istemez kendi gündeminden başka bir şeyle ilgilenmesine izin vermeyen bir ülke saptamasını Tanpınar'ın doğru çıkarıyor yine. Evet, bir siyasi parti propagandası olmasın ama iyi olur muyuz gerçekten ülke olarak? Neden olmasın? Yani bir ülkenin iyi olması için, gelişmesi için hemen hemen her şeye, her faktöre sahip olan bir yer burası. Yani insan gücünden tutun da gelenek ve tarihsel birikime, maddi kaynaklara, doğal kaynaklara, coğrafi konuma, bütün bunlara sahipken ülkenin bu denli sorunlarla boğuşması, bu denli kavgalı olması, bu denli yoksulluk içinde bocalaması, insanların bu kadar kötü yokluk içerisinde yaşamaya, tutunmaya çalışması, emeklilerin, yaşlıların hayatlarının kalan sonbaharında hayatlarının tadını çıkaramadan geçim derdiyle hayatlarını sürdürmeye çalışmaları, bunlar kabul edilebilir gibi değil aslında. Aynı zamanda bir yönetim ve bölüşüm sorunu olduğunu gösteriyor. Yani kaynaklarınızın olması yetmiyor bir ülkede. Bu kaynakları kimlerin yönettiği ve bunları kimler arasında nasıl paylaştırdığı meselesi. Zaten bu da tam olarak siyasetin konusu. Yani siyaset işte burada devreye giriyor. Sadece helva yapmak için elinizde malzeme olması yetmez. Bu helvanın nasıl yapılacağı ve kimler arasında nasıl pay edileceği konusunu tartışmamız gerekiyor. Burada da işte siyasete daha fazla rol düşüyor. İyi dediğiniz, daha iyi olur muyuz dediğiniz noktaya belki de daha iyi siyasetler geliştirerek ulaşmamız mümkün olacak. Bu ikisini birlikte düşünmek gerekiyor. Bu da ne dünden bugüne ne de bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil zannedersem. Kuşkusuz değil, hemen elbette olmuyor ama tarihsel olarak şuna işaret etmek lazım. Genellikle kötüye gidişin neredeyse herkes tarafından bir mutabakatla karşılandığı bir dönemdeyiz biz. Yani öyle bir noktada ki işte Erdoğan'ın kendisi karşısında bir muhalefet olmadığının artık neredeyse farkına varıp hayat pahalılığını, ekonomik kötüye gidişi kabullenip evet var ama işte bunu da biz çözeriz. Yani neredeyse iktidarın kendi kendine muhalefet etmeye başladığı bir döneme doğru girmiş durumdayız. Dolayısıyla bizzat yönetenlerin bile sorunların aslında farkında olduğu ve bunu artık reddedemediği bir nokta. Ha, ne oluyor? Şimdi siyaset dediğiniz şey yönetme, topluma umut vermeye devam etmekle ilgili. Birincisi bu. İkincisi de sizin yerinize geleceklerle ilgili toplumda bir karamsarlık veya daha kötüye gider imajı yaratmak. Şimdi seçimden bu yana aslında epeydir nasıl daha iyiye gider tartışması yapmıyoruz. Memleket hangisi seçilirse daha kötüye gider arasında seçim yapmaya zorlanıyoruz. Dolayısıyla işte muhalefet bu iktidar devam ederse işler çok kötüye gidecek diyor. İktidarın stratejisi ise
bu muhalefet bloğu iktidara gelirse evet biz kötü yönetiyoruz bir süredir ama bunlar bizden de kötüye götürecek demiş oluyor. Dolayısıyla bize şu anda iyiler arasında bir tercih siyaset sunmuyor. Kötü seçenekler arasında hangisinin ehvenişer olduğu, daha kabul edilebilir olduğu arasında bir yarış yapılıyor. Böyle bir ortamda siyasetin kendisini bir umut haline getirebilmesi de çok mümkün olmuyor. En fazla ne oluyor? İşte sürekli ertelenmiş bir şekilde petrol bulduk, Gabar'dan petrol fışkırdı, Karadeniz'den gaz fışkırdı, sabredin iyiye gideceğiz. Sürekli farkındaysanız hayat şartları daha da kötüye giderken iktidar bir gelecek tarif ediyor ve bu geleceğin içerisinde de artık kendimizi daha rahat hissedeceğimiz bir dönemin geleceğin yakın olduğunu ima ediyor. Ama geçmiş zamandan bu yana bu söylenenlerin birçoğunun kaç kez vaat edildiğini ama gerçekleşmediğini de biliyoruz. Diğer mesele siyasetin umut olma konusu. Şimdi bu kadar kötü veya işte herkesin kendi arasında kötü hangisi daha kötü ya da hangisi daha az kötü gibi bir tercihe zorlandığı seçmenin bir dönemde tarihsel olarak baktığımızda aslında iyi modellerin çıkışı bir anda tartışmayı başka bir eksene oturtur. Yani bakarsınız ki bir küçük ilçedeki bir belediye ülkenin genelindeki yönetim şeklinden veya ekonomik üretim ve bölüşüm modelinden farklı bir şey geliştirmeye başlamıştır. Bakarsınız herkes onu konuşur. İşte örnek olarak hep veririm. Ovacık gibi küçük bir ilçede Fatih Mehmet Maçoğlu kooperatif modelini geliştirdi. Hazine arazilerini ekti, biçti. Oradaki insanların bundan yararlanmasını sağladı. Sadece onların değil aynı zamanda Türkiye'ye de burada üretilenlerin, kooperatiflerin üretimini satmaya başladı. Bir Türkiye'de herkesin duyduğu bir modele dönüştü küçük bir ilçeden. Neden biz Ovacık'ı duyduk? Neden konuşma ihtiyacı duymuştuk? Nasıl oldu da Ovacık'tan sonra ilde Tunceli'de belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi Fatih Mehmet Maçoğlu? Veya geçmişte de bunun örnekleri var. Yani 1980 öncesinde de yine benzer örnekler var. Dolayısıyla burada kritik olan gerçekten bu sözünü ettiğimiz söz dalaşlarının, işte kişiler arasında atışmanın, sürekli olarak birbirine işte laf yetiştirmenin ötesine geçen, gerçekten somut yapılabilir başka bir modelin, bir alternatif üretim, bölüşüm, yaşam modelinin olduğunu belki küçük de olsa bir ilçede, bir belediyede ya da bir içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarında buralarda göstermek gerekiyor. Buralardan yükselttiğiniz zaman kötü görünenlerin yanında kötüler değil, bu sefer iyi model konuşulmaya başlanıyor. Yani sizin sorunuza buradan bağlayayım o zaman son olarak. İyiye gider miyiz meselesi biraz da iyiyi ne olduğu konusunda uzlaşalım ve gerçekten bir iyiyi somutlayalım, ondan sonra gider miyiz gitmez miyiz belki daha fazla konuşacağız. O iyinin evet hayatımızda olmasını, ülkeye hakim olmasını istiyoruz ama örnek verdiğiniz yerdeki belediye başkanının mensubu olduğu partinin ideolojisine dair de bakış açımız da belli aslında. Yani ne öyle bir iyi ne kadar mümkün ya da bir sol sosyalist anlayış, yerel yönetim ve daha da belki ilerleyen zamanda ne kadar mümkün olabilir genele hakim olması böyle bir anlayışın. Çünkü o ideolojiye bakışımız belli. Evet, son zamanlarda deprem kenti Hatay'da örnek vermek gerekirse mesela Türkiye İşçi Partisi'nde de gerçekten bir AFAD gibi burada çalıştığına şahitlik ettik. İlk günden itibaren milletvekilleri buradaydı, partililer buradaydı, yaptılar. Gerçekten yaptılar ve bunu gördük. O ilk 3 gün hani sahipsiz kaldık ve bundan şikayet ettik ya. İşte o 3 gün gerçekten Türkiye İşçi Partisi'nin çok şey yaptığını gördük burada ama hocam bu anlayışı birazdan daha da detaylandıralım istiyorum. Mümkün mü? Böyle bir sol sosyalist, yerel yönetimlerin çoğunluğu, ağırlığı ve belki daha da uzun vadede genel siyasete hakim olması mümkün mü ama bugünün Türkiye'sini önce biraz da konuşalım. Hani iyiyi betimlerken bugünün Türkiye'sini de biraz daha anlatalım. Evet yaşıyoruz ama 14-28 Mayıs'tan sonra Türkiye ekonomisi niye daha da kötüye gitti? Tek sebebi muhalefetin olmayışı mı, iktidarın kendi kendine muhalefet edip çözüm olarak da kendini işaret etmesi mi yoksa her şey köprüyü geçene kadar mıydı? Sonuncu söylediğiniz, çünkü genel olarak iktidarın şöyle bir yöntemi vardır. Dikkat ederseniz ekonomi kötüye gider, adaletsizlikler artar, seçmen davranışında iktidara karşı bir tepki oluştuğu görülür.
Hatta bu anketlere de kısmen yansır. Fakat iktidar şunu çok iyi becerir. 21 yıllık pratiği böyle. Özellikle Türkiye'de seçmenin, seçmen davranışının genellikle seçime yaklaşan dönemle bir ölçü birimi geliştirdiğini görüyorsa iktidar. Yani iki ay, son iki ay, üç ay çok kritiktir Türkiye'de seçimlere giderken. Dolayısıyla şimdi elinde maddi kaynak var. Elinde her türlü yürütme gücü var. Yani yönetemediği hiçbir şey yok. Hiçbir kaynak, beşeri kaynakta, maddi kaynakta her kaynak elinde iktidarın. Dolayısıyla medyada büyük oranda elinde. Böyle bir ortamda işte beklettiği, asla olmaz dediği örneğin EYT ile ilgili ne yaptı? Düzenleme, işte burası İskandinav ülkesi mi dedi Erdoğan önce. Sonra bir baktık EYT gündeme gelmiş. Yani bunun gibi işte zamlar, yapılan zamlar, bu tarz şeyler özellikle seçim dönemine yaklaşırken, hani o tırnak içerisinde popülist denilen uygulamalar seçime giderken öne çıktı. Ama tabii ki unutmamak gerekir ki sonuçta bunlar seçim kazanmak içindi ve birilerinin bunun faturasını ödemesi gerekiyordu. Şimdi bu faturayı bu kadar ekonomi kötüye giderken, rezervler ortadan kalkmaya başlamışken, Türkiye birçok alanda maddi anlamda dışa bağımlı hale getirilmişken ekonomik anlamda, böyle bir ortamda döviz bağımlılığına, dövize dayalı bir ekonomik faaliyete mahkum bırakılmışken ne olacaktı? Sonuç olarak bastırılan seçimden sonra yeniden açığa çıktı, kapaklar açıldı, sular barajdan şimdi taşmaya başladı. Yani seçim döneminde bastırılan şimdi serbest bırakıldı. Örneğin döviz bastırılmıştı, döviz serbest bırakıldı görüyorsunuz. Veya benzinde, motorinde yaşanan zamlara bakın. İşte motorinde neredeyse seçimden bu yana %100'e yakın. Benzinde dün geceki zamla %90'a yakın seçim sonrasında toplamda zam yapılmış oldu. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İktidar sonuç olarak bir tercih yapmak zorundaydı. Tercihi genellikle her iktidar sosyal sınıfsal aidiyetlerine göre yapar. Ya ortaya koyduğu bu berbat ekonomik tablonun faturasını Türkiye'deki bu süreçten zenginleşen sermaye kesimine ve gelir vergisi olarak, kurumlar vergisi olarak yansıtacaktı. Ya da orta sınıfa ve alt tabakaya, emekçi sınıflara faturayı omuzlara yükleyecekti. Tabii ki iktidarın tercihi hem orta tabakaya, orta sınıflara hem de emekçi sınıflara bu faturayı vergilerle, hayat pahalılığıyla, zamlarla yansıtmak oldu. Alım gücünü daha da düşürmek oldu. Şimdi bu ne olur? Bu böyle biraz gider. Örneğin emekliler şu anda tarihinin belki de en zor dönemlerinden birini geçiriyor Türkiye'de. Elde ettikleri gelirle yaşam şartları arasındaki uçurum inanılmaz derinleşmiş durumda. Yani işte İstanbul Planlama Ajansı bir veri yayınladı. 2-3 sene öncesinde emeklinin kirayı karşılama, emekli gelirinin bir kirayı karşılama oranı ile şu anki arasında neredeyse 2 kat azalma var. Yani bir emeklinin maaşı neredeyse bir kirayı karşılayamaz hale gelmiş durumda. Bu şartlarda ne yapıyor? Bakın örneğin işte diyor ki yerel seçime doğru onu tutayım ben. Aralık, Ocak gibi bir de emeklilere dönük bir zam yapayım. Şimdi fatura bir şekilde bize kesiliyor. Sonra seçime doğru birazcık olsun hep böyle bir iyileştirme havası yaratılıyor. Ondan sonra devran yeniden dönüyor. Bizim bu devranın bir şekilde böyle dönmemesini sağlayacak bir siyasal anlamda seçenek geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Hocam unutmayın, bugünün Türkiye'sinde yine yerel seçimlerde böyle bir ekonomik rahatlama bekliyor musunuz? Bu işe yarayacak mı? Seçmende karşılığı olacak mı? Emeklerde karşılığı olacak mı? Ve iki, bu faturanın kesileceği taraf neden iktidarın öncelikleri arasında? Daha doğrusu soruyu soramadım ama fatura neden bize kesiliyor? İktidar neden böyle bir politika güdüyor? Ne ilişkisi var ki siyasetin, böyle bir bağ var ki niye fatura hep bize kesiliyor? Bu çok açık. Yani az önce de söyledim. Siyaset sonuç olarak belirli tercihlere dayanır ve bu belirli tercihler eninde sonunda sınıfsaldır. Şimdi iktidar asla şunu söylemez. Geldiği zamanı hatırlayalım. 2001 krizi Türkiye'de büyük bir yoksullaşma dalgası yaşanmıştı. Mevcut partilere büyük bir öfke vardı, tepki vardı. Ve muazzam düzeyde de bir muhalefet boşluğu oluşmuştu. İktidarıyla muhalefetiyle var olan partilere olan tepkiden yararlandı. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu ve Milli Görüş'ten ayrılıp kendisini sanki bu krizden etkilenen yoksulların sözcüsüymüş gibi yansıtmayı başardı. Oysa biliyoruz ki
2001 krizinden sonra Amerika eliyle Türkiye'ye gönderilen Kemal Derviş'in programını aynen devam ettirmişti AKP. Ali Babacan'ın başa geçirilmesiyle birlikte hemen hemen özelleştirmelerde rekor kırdıklarını söylüyorlardı. Bunlarla övünüyorlardı. Her alanda özelleştirme. Cumhuriyet'in bütün kamu birikimi, kamucu birikimini özelleştirmelerle yıkıma uğrattılar. Ve daha sonrasında da Türkiye düşük döviz kurlarının etkisiyle o dönem ithalatın etkisini çok fazla hissetmedi. Ama şimdi bugün 1.30 olmuş bir kurla örneğin Euro'da siz artık ithalata dayalı hale getirdiğiniz bir ürünün farkını çok rahatlıkla her yerde hissedebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla hep şöyle, böyle gidecek gibi düşündü iktidar. Yani hem dünyada bir sıcak para döviz bolluğunun aynı iktidara geldiği dönemdeki gibi akışının devam edeceğini düşündü. Böylece düşük dövizle bu işin sürdürülebileceğini düşündü. Ama diğer taraftan zaten 2015-2016'dan sonra bir de sermaye açısından, sermaye krizinin yönetimi açısından da bazı tercihlerde bulundu. Ve özellikle finans inşaat ittifakına dayalı modelde yoğun bir şekilde işte bu rantiye dediğimiz gelirleri arttırma, doğayı talan etmeye, hemen hemen taşı sıkıp suyunu çıkarma, her yerden bir şekilde sermayeleştirme, burayı sermayeye açma arayışı başladı. İşte Akbelen'de yaşanan da bu ormanların madene açılmak için tasfiye edilmesi, tahrip edilmesi veya başka yerlerde de bu oldu. Kıyılar işte şimdi tartışılıyor. İnsanlar kıyılara, Yunanistan'da da oldu aynısı. Şimdi Türkiye'de de bazı yerleşimlerde yapılıyor. İnsanlar şezlonglarını koyup parayla insanlara buraya ancak para verip girersiniz bu kıyılara diyenlere ya kardeşim anayasaya göre kıyılar halkındır. Siz ne yapıyorsunuz? Ne parası? Demek zorunda kalıyor. Yani burada şöyle bir şey yaşıyoruz. Birincisi bu iktidar kriz derinleştikçe hemen her şeyi paralı hale getirme eğiliminde bir gelir alanı yaratmaya çalışıyor. Daha önce bizim parasız yararlandığımız, belki hepimize ait olan, ortak olan, kamusal olan ne varsa bunu bir geçim kaynağına birileri için çevirmeye çalışıyor. Demek ki bir network, bir ağ var kendi etrafında. Bunlar aracılığıyla büyüyor bu sistem. Herkes tek adamdan bahsediyor ama o tek adamın altında bu muazzam bir ekonomik örgütlenme oluşmuş durumda. Bunun ekonomik modeli altında bundan yararlanan, bu modelden beslenen binlerce, on binlerce insan var şu anda. Dolayısıyla bu yapı aslına bakarsanız düşündüğümüzden daha fazla aslında alternatif bir ekonomik modelin geliştirilmesi gerektiğini, sadece siyasette işte tek adam var, otoriterleşme var demenin yetmediğini. Çünkü buraya doğru bir alternatif model önerilmediği sürece bu sistemden, bu modelden yararlananların, beslenenlerin bu sistemden vazgeçmeye asla meyilli olmayacağını gösteriyor bize. Bu birinci nokta. İkincisi, şimdi sermaye tercihi, evet iktidar hep şunu yaptı. Kendisini yoksulların sesi gibi, yoksulların sözcüsü gibi yansıttı uzun zaman. Başa geldiğinde de böyleydi. Yani işte hatırlayalım Erdoğan'ın işte Keçiören'de bir ev kiralayıp bir apartman dairesinde yaşadığını hatırlıyoruz biz. Ama o zaman o tablo imaj olarak bile olsa toplumun içerisinde, toplumun sözcüsü, toplumun işte değer veya yaşam tarzına yakın gibi yansıtılan bir siyasal İslam'ın modeli burada böyle yavaş yavaş inşa edilmekteydi. Fakat şimdi tabii ki artık yönetim modeli itibariyle giderek özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra daha fazla işte ulaşmanın zor olduğu, belirli grupların belki karar süreçlerinde daha belirleyici olduğu bir süreç yaşanıyor. Böyle bir ortamda da tercihi nasıl yapacaksınız? Yani şimdi ya sermaye kesimine diyeceksiniz ki siz ülke kaynaklarını, bütün ülkeye, bütün halka ait olan kaynakların tasfiye edilmesi ya da ranta açılması üzerinden zenginleştiniz. Ben bu modeli durduruyorum ve şimdi elde ettiğiniz gelirler üzerinden biraz da siz faturayı ödemeye ortak olun. Ya bunu diyeceksiniz ya da diyeceksiniz ki vatandaşa işte zor dönemden geçiyoruz. Hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Ne yapalım işte? Yurttaşın gelirinden vergi, otomatik olarak çalışanın, işçinin gelirinden vergiyi kestiğiniz gibi üstüne bir de alışverişte keseceksiniz. İşte özel tüketim vergisinde keseceksiniz. Motorlu taşıtlar vergisiyle keseceksiniz. Alıp ondan sonra zamlarla keseceksiniz. Sürekli olarak omuzlara bu dolaylı vergileri de yıkarak alım gücünü daha da
düşürme tercihi. Onun için bir tercih yok demek bana açıkçası tuhaf gelir. Tercih ne zaman daha üstü örtülmeye çalışılıyordur, bu tercih görünmesi isteniyordur? Çok açık bir şekilde seçim dönemlerinde. Ha, bunu kıran anlar yok mudur seçim dışı zamanlarda? Vardır. Mesela bakın, hemen yanınızda yine deprem bölgesi Gaziantep'te hafta içerisinde işte şireci işçileri, tekstil işçileri kendilerine teklif edilen zam ve iyileştirmeler karşısında krizin faturasını niye biz ödeyelim? Biz üretiyoruz, siz kazanıyorsunuz ama bundan biz istediğimiz oranda bu hayatı yaşayabilecek kadar pay alamıyoruz dediler ve sendikaları da bu anlamda dik durdu. Bir sarı sendika modeli ortaya çıkmadı. Siyaset doğru tutum aldı burada. İttifakını kurdu alanla, sahayla. Yani vekalet dediğimiz şeyin, temsil dediğimiz şeyin sadece parlamento kürsüsünde olmadığını, aynı zamanda o vekaletin bizzat temsil edilen yoksulların, işçilerin, emekçilerin arasında da olduğunu, kurulduğunu gösterdi. Ve buraya dikkat ederseniz hemen arkasından AKP'nin belediye başkanı da geldi ve burada bir şekilde işverenin işte ne kadar iyi bir işveren olduğunu anlatmaya çalıştı, aracılık yapmaya çalıştı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde seçim dışı zamanda toplumsal kriz, ekonomik geçim sorunları, olgusu, sınıfın birlikte davranışı, işçi sınıfının birlikte tutum alışı söz konusu olduğu zaman iktidar açıktan sermaye temsilcisiymiş görüntüsünün oluşması karşısında bir şekilde müdahale yapmak, hamle yapmak zorunda kalıyor ve çözüm bulmak zorunda kalıyor. Ama aksi takdirde sadece seçimden seçime işte biz hepinizin temsilcisiyiz, biz sizin hayatınızı iyileştiriyoruz, şu kesime zam verdik, bu kesime şu kadar iyileştirme yaptık diyerek kendisini daha çok halkın, yoksul kesimlerin temsilcisi haline getiriyor. Bu iki denklemi birlikte düşünmek lazım. Hocam Kemal Kılıçdaroğlu apartman dairesinde oturuyor. Mutfaktan sık sık videolar yayınlıyor. İşte çay bardağında çay içiyor. Ne altın varaklı koltukta oturuyordu. Ne işte hatta musluğun üstünde bir sarı bezi gördük orada yani. Niye bir şey değişmedi? Tayyip Erdoğan'ın o zamanıyla bu zamanı arasında ne olduğunda, ne fark vardı da niye bir şey değişmedi peki? Haklısınız. Yani bu imajlar önemli ama tek başına tabii ki etkili değil. Yani sonuçta burada zaafı oluşturan şeyin tek başına muhalefetin özellikle de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına yanlışlar olarak görmek bana göre yanlış. Daha önce de konuştuk bunu. Seçim sürecine tekrar döndüğümüz zaman bizzat bu dönemde işte hem bence iki yanlışlık var burada. Bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Bana göre en baştan, bunu daha önce de konuştuğum için söylüyorum. En baştan yanlışlık şu. Eğer altı parti bir araya gelmişse ve bunlar bu ülkedeki hükümet sisteminden memnun olmadıklarını ifade edip yeni bir alternatif model, güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyorlarsa, buradaki cumhurbaşkanı adayının bir kere partili cumhurbaşkanlığına itiraz ediliyorsa zaten bir partili bir genel başkanın adaylığına dayanmaması gerekiyor. Yani eğer bu altı parti geçiş süreci için bir hükümet programı oluşturuyor ve bir anayasa değişikliği teklif ediyorsa, buna uygun olarak toplumun her kesiminin bunun hakemliğini yapacağına inandığı bir cumhurbaşkanı adayı göstermesi gerekiyordu. Burada bir genel başkanın adaylığı ilkesel olarak bunun belki de inandırıcılığını zedelemiş oldu. Yani buraya dönmeye gerek yok ama ben en baştan beri böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İkinci nokta, sadece bu başarı kriterinde diyelim ki adaylık ama böyle olmadı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belirlendi. Fakat bu süreçte dikkat ederseniz özellikle İYİ Parti'nin masadan kalkma süreci ve son derece ağır açıklamalar, arkasından işte geri dönülmesi, işte Cumhurbaşkanı yardımcı sayılarının neredeyse her krizde arttırılabilir olduğu görüntüsü bence iktidarın elini çok güçlendirdi. Yani bana birçok kişi sorduğu zaman seçimler nerede aslında döndü diye düşünüyorsunuz sorusuna, ben genellikle o masanın krize girdiği an olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu masa krize girdiğinde iktidarın şu propagandasının eli çok kuvvetlendi. Ya bakın işte bize tek adamlık, tek parti, işte tek başına her şeye karar veriyorlar diyorsunuz ama karşımızdakiler daha iktidara gelmeden bakın masada birbirleriyle nasıl kavga ediyorlar. Ülke yönetimine geldiklerinde siz düşünün bu kadar sorunun deprem olduğu, işte hızlı kararlar gerekecek, ekonomide hızlı kararlar, dış politikada, terörde, güvenlikte sorunlar oluştuğunda bunlar nasıl bir araya gelip birlikte hızlı kararlar alabilecekler ülkenin sorunlarına karşı?
Bu propagandanın eli çok güçlendi bana kalırsa ondan sonra. Ve bir şeye döndü bu. Yani uyumsuzlar arasında bir ittifak görüntüsü, en azından iktidarın buradan bir karşı argüman oluşturmasının da önü açıldı. Ha, bunun içerisine başka şeyleri de katarız. Mesela milletvekili seçim listeleri, milletvekili aday listelerinin etkisini koyabiliriz. Birçok şeyi koyarız ama ilk turun sonunda zaten meclis çoğunluğunu da Cumhur İttifakı aldıktan sonra seçim büyük oranda açıkçası formaliteye dönmüştü ikinci turda. Çünkü ilk turda meclis çoğunluğunu alan Cumhur İttifakı şunu demiş oldu. Yani ne olacak, Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bir mecliste uyumsuz bir cumhurbaşkanı mı seçeceksiniz? Nasıl çalışacaklar birbirleriyle? Bu da tutuyor Türkiye'de. Daha önce de bunlar tuttu. O yüzden aslına bakarsanız öyle çok zor değil yani denklemin şu anda anlaşılması. Zaten ne kadar eşitsiz bir yarış olduğunu da biliyoruz. Bunu da görmek lazım. Yani işte montajlar, ondan sonra bir kriminalleştirme muhalefeti, sürekli olarak suçlu hale getirme, sürekli olarak işte terörle yan yana anma. Bu karalama kampanyası, bu algı tuttu. Şimdi bu algıyı ben seçim kazanılır, kaybedilir. Türkiye'de seçimler hep oldu, hep olacak. Ama mesele bunun ötesinde, bunun toplumsal barış açısından muazzam zararları oldu. Biz bunu bu tahribatı gidermek zorundayız. Yani her iki tarafın birbirine neredeyse bu ülkeyi yok etmek isteyenler gözüyle bakmaya başladığı, birbirini senin çözümün o mu? Tamam, bizim çözüm de bu, bak bunu biraz konuşalım diyebileceği kimsenin zemin bırakmadılar. Neredeyse her taraf birbirinin söylediği karşısında bambaşka bir şeye yöneliyor. Daha karalama yöntemi, işte özellikle iktidarın başlattığı bir şey bu arada, bunu belirtmek lazım. Yani iktidar eliyle muhaliflerin neredeyse vatan haini, bu ülkenin iyiliğini düşünmeyen, ondan sonra işte bu ülke kötüye gitsin diye uğraşan insanlar imajı öyle bir yaratıldı ki, yani bunun seçim kazanır insanın mı belli, kaç tane seçim kazanır siyasetçiler, elbette kazanır seçimler. Ama yani bu kadar ağır bir şeyin, tahribatın, insanlar arasındaki ilişkileri bu kadar bozacak, toplumun yüz yüze bakmasının önüne geçecek bir sosyolojik kırılmanın tamir edilmesinin de ben yine de siyasetin görevi olduğunu hala düşünüyorum. Bazen haksızlık yapılan yeri de belirtiyorum bu yüzden. Yani yenilen siyasetçi görevi bırakmalı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamamıştır. Bu kadar basit. Yani bunun 48'le veya 40'la olması arasında hiçbir fark yoktur ki. Sonuç olarak yönetim, iktidar değişmemiştir. Aynı yetkileri, aynı kişiler kullanmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bunun 1-0 veya 5-0 olmasının hiçbir farkı yoktur. Bunun giderilmesi gerekir. Ama şu eleştiriye de mesela itiraz ederim. Yani toplumsal kutuplaşmanın bu kadar arttığı bir ortamda, örneğin iyi veya kötü, listelerde bu kadar çok işte hiçbir katkısı olmamasına rağmen siyasi sayısal olarak bu partilerin bu kadar çok milletvekili taşınması meclise, bunlar çok eleştirilmelidir. Ama diğer taraftan altılı masa aracılığıyla toplumda farklı siyasal partilerden, ideolojilerden, görüşlerden insanların birlikte olabilme umudunun ya da bir arada olma, birlikte konuşabilme, bu tabanların yüzlerini birbirine dönmeye çalışması girişimini de bu kadar büyük kutuplaşma ortamında tamamıyla yok saymak veya tamamıyla da olumsuz bir gelişmeymiş gibi görmeyi açıkçası doğru bulmam. Bunun da altını bir daha çizmek isterim. Şimdi peki Ekrem İmamoğlu vaz mı geçti CHP Genel Başkanı olmaktan? Dün İstanbul için yeniden adaylık sürecini başlattığını açıkladı. Bir pazarlık mı oldu genel merkezde ya da işte Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na şey mi dedi mesela? Çünkü bu tür şeyler de söyleniyor, konuşuluyor. İstanbul'u yeniden al, sonra gel CHP'nin başına geç teklifinde bulunduğu, İmamoğlu bunu kabul etti vesaire vesaire. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu niye fikrinden vazgeçti? Ne olacak? Bu bir ve devamında ittifak görür müyüz? MHP İYİ Parti arasında yapılan açıklamalar var ve işte MHP'nin de CHP'li büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere birçok işte önceki deyimle Millet İttifakı'nda olan belediyelerin de cumhura geçmesi yönünde isteği. Birincisi Ekrem İmamoğlu niye fikrini değiştirdi, ne görürüz, ne yaşarız? İkincisi ittifaklara şahitlik eder miyiz önümüzdeki yerel seçimlerde?
Ekrem İmamoğlu'nun vazgeçtiğini düşünmüyorum. Şimdi bana göre Ekrem İmamoğlu'nun bir siyasi stratejisi var. Biliyorsunuz stratejide, o stratejiye giden yolda taktik değişiklikler yapılabilir arada. Daha ziyade bu yapılanın stratejik değil, taktik değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani bu taktik değişikliği şöyle görmek lazım. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı mı olmak istiyor yoksa Cumhurbaşkanı adayı mı olmak istiyor? Bu soru öncelikle kritik. Ben yeni sisteme baktığımız zaman artık bir siyasi partinin genel başkanı olmanın ötesinde asıl yürütme gücünü belirleyici olacak olan tabii ki Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı adaylığı. Dolayısıyla ben hala kendisini Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda istekli görüyorum. Bu anlamda değişimden vazgeçmediği mesajını dün konuşması boyunca verdi. Hatta işte kulislerde konuşulan işte Özgür Özel'in genel başkanlığı adaylığının desteklenebileceği, Ekrem İmamoğlu'nun ise Cumhurbaşkanı adayı olarak daha sonra çıkabileceği yönünde. Ama Ekrem İmamoğlu bir risk aldı. Şunu görmek lazım. Şimdi riski yine alabilirdi. Şöyle alabilirdi. Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adayı olarak çıkardı. Bu da bir risk olurdu. Fakat bu riskin uzun erimde kendisine bence yaramayacağını fark etti Ekrem İmamoğlu. Şundan kaynaklı, delege yapısını muhtemelen ilçe kurultaylarında, şu anda süren kurultaylardaki delege yapısını az çok takip ediyor. Bu sonuçlar, bu veriler bir şekilde eline ulaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ne yazık ki siyasi partilerde parti içi demokrasi çok yaygın olmadığı için bu listelerde değişim arzusunu belki de çok fazla yansıdığını görmeyebiliriz diye düşündü muhtemelen kurultayla ilgili. İkinci nokta, özellikle İstanbul gibi kritik bir seçim. Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra Üsküdar'da yaptığı konuşmada yani seçim kazanmış olmasına rağmen hala Üsküdar seçimlerinden, İstanbul seçimlerinden bahsediyor olması, daha önce de konuşmuştuk neden bu kadar İstanbul'a önem veriyorlar diye. İstanbul meselesini, İstanbul seçimini gerçekten bir sembolik seçime dönüştürüyor. Yani iktidarın İstanbul'u tekrar alma arzusu karşısında Ekrem İmamoğlu aday olmayarak, buradan çekilerek sanki bunun önünü açmış görüntüsü oluşabileceğini ya da siyasi rakiplerinin bunu kullanabileceğini tahminen düşünüyor ve bu anlamıyla İstanbul'un iktidarın eline geçmesinin sorumlusu gibi yansıtılma istemiyor ve bunun da önünü kapatmaya çalışıyor. Üçüncü nokta, dünkü açıklamada bence asıl dikkat çekici olan orası. Siyasi liderlik konusunda bence en iddialı olduğu açıklamada o bölüm. İstanbul İttifakı'nı kurmaktan bahsediyor. Şimdi İstanbul İttifakı'yla kastettiği aslında şöyle bir şey. Yani muhalefette şu anda bir masa ne olacak? Partiler arasındaki bu ittifaklar devam edecek mi? Çünkü İYİ Parti'den zaman zaman çok sert açıklamalar geliyor CHP ile ilgili, ittifaklara girilmemesi eğilimiyle ilgili. Dolayısıyla işte böyle bir ortamda, örneğin işte HDP'nin ya da Yeşil Sol'un da aday çıkartacağı, mesela Demokrat Parti'nin yine kendi adaylarıyla gireceği bu açıklamalar geliyor. Şimdi böyle bir ortamda artık genel merkez eliyle yürütülen ittifakların, yani masa başı ittifakların başarısız olma ya da yeniden kurulamama olasılığı karşısında Ekrem İmamoğlu bir bakıma bir iddia koyuyor. Ben bunu İstanbul'da kurarım diyor. Bunu ister masa başında kurarım, ister taban sandıkta kurar, birleştirir. Ama benim şahsım üzerinden Türkiye'de böyle bir ittifak yeniden sandığa yansır diye bir iddiada bulunuyor. Şimdi bu iddia çok kritik. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi artık bir İstanbul yerel seçim olmaktan çıkmış oldu böylece. Yani Ekrem İmamoğlu hem kendisini Türkiye genelinde liderlik adına bir yarışa sokmuş oldu bu iddiayla. Yani genel merkezlerin yapamadığını ben İstanbul'da yapabilirim. Benim siyasal becerilerim ve benim siyasal öngörülerim, toplumla kurduğum ilişki bunu sağlar. Ben tabanda bu ittifak kurar ve yeniden seçilirim demiş oluyor bu iddia. Ve kendisini aslında yine doğrudan İstanbul konusunun bu kadar önemsendiği bir ortamda İstanbul üzerinden yeniden belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiilen rakibi haline getirmiş oluyor. Çünkü sürekli olarak bu vurgulanıyor iktidar kanadında da. Bir kere daha alacağına inanıyor ve bir kere daha aldıktan sonra da işinin daha kolay olacağını düşünüyor. Bir sonraki adım Cumhurbaşkanlığı için. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir kendi geleceği, siyasi geleceği açısından şunu söylemiş olacak. Ben
Türkiye'de muazzam bir moralsizlik ve muhalefette parçalanma ortamında muhalefeti tekrar İstanbul'da bir araya getirmeyi başardım. Ben İstanbul'da büyük siyasi hırslara kapılıp genel başkanlık adaylığı yerine ben İstanbul'da kaldım ve İstanbul'un AKP'nin MHP'nin eline geçmesini önledim. Dolayısıyla ben bu aşamadan sonra artık rüştümü daha fazla ispat ettim demiş olacak. Bana göre böyle bir sınava soktu kendisini. Dünkü yeni taktiğin bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel de o zaman CHP genel başkanı mı olur? Adayı olur. Yani tabii ki bu yönde bilgiler görünüyor. Ama Özgür Özel'in uzun süre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu da biliyoruz sonuçta. Dolayısıyla kendi aralarında bir görüşme olur mu? Nasıl bir anlaşmaya varırlar? Ya da bir uzlaşıyla mı yoksa büyük bir rekabetle mi bu kurultay gerçekleşir? Sanıyorum bu Ağustos sonu, Eylül başlarında artık netleşmiş olur. Şöyle bir haber, TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'in kulis bilgilerine dayanan bir haber. Şöyle söylüyor, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mütabakat var. Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor. İl kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacaksa değişimi ve Özgür Özel'i destekleyenler, Özgür Özel'in Ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde de Özgür Özel'i yüreklendiriyorlar. Değişimciler kendilerinin önde olduğunu düşünüyor diye bir kulis bilgisi paylaşıyor. Bir kısmıyla belki de sizin açıklamalarınızı da destekliyor. Ve şunu da sorayım, aynı zamanda önümüzdeki günlerde Ağustos ayı içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra Özgür Özel'den de benzer bir açıklama duyar mıyız? Yani sonuç olarak muhalefet bloğu içerisinde değişim yanlısı olduğunu söyleyenlerin sözcüsü gibi bir süredir davranmaya başladı Özgür Özel. Yaptığı açıklamalarda özellikle hem seçimde bir yenilgi alındığını vurgulaması, ikincisi de özellikle Zafer Partisi ile yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mutabakatın partinin yetkili kurullarına, ilgili kurullara hiç kimseye bildirilmeksizin yapılmasının doğru olmadığını altını çizmesi. Tabii bütün bunlar aslında bir muhalefet bayrağı çektiği anlamına geliyor Özgür Özel'in. Fakat bu noktada şunu unutmamak lazım. Yani değişim dediğimiz şey de sonuç olarak Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde en önde olan, sürekli olarak yönetim mekanizmalarında olan kişilerle tartışılıyor şu anda. Yani değişim gerçekten programda, söylemde, az önce konuştuğumuz ekonomik modellerde, kadrolarda mı olacak? Yoksa sadece genel başkan değişikliği olacak ama uzun zamandır aynı yerlerde aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında arkasında duran kadrolar varlıklarını hiçbir şey olmamış gibi, bu yenilgide hiç payları yokmuş gibi devam mı ettirecekler? Yani fatura sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilecek ve parti içerisinde bir şekilde Karayalçı'nın, Murat Karayalçı'nın oligarşi diye tarif ettiği grupların varlığı örneğin iktidarlarını sürdürmeye devam mı edecek bu gruplar? Bunlar önemli tartışmalar. Eğer kurultay sürecinde hakkıyla bunlar konuşulamazsa, tartışılamazsa o zaman her zaman olduğu gibi Türkiye siyasetinin kişilerle endeksli, kişilere bağımlı hale geldiği yönündeki tespitimizi CHP için tekrarlamak zorunda kalacağız. Peki hocam, benim son sorum şimdi böyle bir siyasi birikime sahip ve siyasi tercihler yapma konusunda da birçok deneyim gözlemi yapma fırsatı bulduğumuz bir toplum yapısında siyasete bu tür anlamlar yüklerken, siyasetçiye bu tür anlamlar yüklerken aldığımız kararlar neticesinde ülkemizin geldiği bugünü de düşündüğümüzde ve sizinle birlikte yaptığımız tüm programlarda yaptığımız konu başlıklarını, sizin değerlendirmelerinizi düşündüğümüzde toplumcu bir yönetim anlayışı mümkün mü? Türkiye'de yeni bir gelelim programın başındaki konuya. Kamucu yönetim anlayışı mümkün mü? Sol sosyalist yönetim anlayışı mümkün mü? Sermaye siyaset ilişkisinin birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünüldüğü bir yönetim anlayışı mümkün mü? Böyle bir toplumda, böyle bir siyasete ve siyasetçiye anlam yüklediğimiz toplumda. Şimdi ekonomik olarak iktidarın modelinin getirdiği yer ortada. Dolayısıyla zaten bunun alternatifi bir şeyi tartışmak zorundayız. Bunun alternatifi de belli. Yani özel çıkarın bu kadar öne çıkarıldığı, özelleştirmelerin, faturanın, yoksulun, orta sınıfların omuzlarına bindirildiği bir ortamda
sizin bununla bir ilgili net bir alternatif ekonomi modelinin olması lazım. Ama bu modeli böyle kağıt üstünde program yazdık, biz anlatıyoruz, bunları yapacağız demekle olmuyor. Söylemeye çalıştığım bu. Bunu bir şekilde mikro ölçekte, küçük bir ölçekte de olsa bunun alternatifi var dedirtmek gerekiyor. Şimdi buna isterseniz halkçı deyin, isterseniz kamucu deyin bu belediyecilik anlayışına. İnanın şunu söylemek gerekiyor. Örneğin farklı partiler, hep biz bunu sol sosyalist partiler gibi yaklaşıyoruz ama kamuculuk olgusunun, örneğin kooperatifleri geliştirme, örneğin işte halkın çıkarına bir üretim modeli, örneğin faturanın halka kesilmemesi yönünde bir takım modelleri geliştirme gündemi, inanın başka partilerin içerisindeki bu kimi kadroların da gündeminde. Yani bazen ben işte sohbet ettiğimde bir Saadet Partili'nin de kooperatifçilik üzerine neler yaptığını görüyorum veya işte tarımla ilgili fikirlerini dinliyorum veya başka partilerde de var. Benim söylemeye çalıştığım şu, bir alternatif model kurulduktan sonra ancak Türkiye'de bir değişim umudunun olabileceğini düşünüyorum. Yani o gitsin bu gelsinin ötesinde Türkiye bu kadar ağır bir ekonomik bunalımla şu anda. Türkiye'nin belirli bir azınlığı bunu hissetmiyor olabilir, zenginleşiyor olabilir hatta. Bunalım dediğiniz zaten herkesin hissettiği bir şey değildir. Birileri bunalımı, buhranı, krizi yaşar. Fatura onların omuzlarındadır, yükü onlar taşır. Birileri de zenginleşmeye devam eder. Biz çoğunluk için konuşuyoruz. Faturayı ödeyen çoğunluk için konuşuyoruz. Burada bir umut yaratmak gerekiyor. Yani biz nasıl örneğin belediye hizmetlerinin verilmesinde daha kamucu çözümler geliştireceğiz? Çok basit örnekler söyleyeyim burada. Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş durumda barınma krizi, konut krizi. Örneğin nasıl bir sosyal konut projesi geliştireceğiz? Bu imar rantının bu kadar alıp yürüdüğü bir ortamda. İşte deprem gerçeğini yaşadık, unutuldu. Yani siz orada bunun sorunlarını, bunun acısını, bunun sonuçlarını yaşamaya devam ediyorsunuz ama ülke gündeminden çıkarılmış durumda. Oysa en çok konuşmamız gereken şeylerden biri bu. Deprem, barınma, konut, insan sağlığı. Bu mesele. Örneğin nasıl bir belediyecilik bu konuda daha depremlere dayanıklı halkın hayatını korumak adına konut politikası geliştirecek? Sosyal konut politikası, kira zamlarının fahiş oranlara çıkmasının önüne nasıl geçilecek? Ya da su zamları, ulaştırma zamları. Bakın her yerde şu an bütün belediyeler inanılmaz zamlar yapmış durumda. Yani bir otobüse bindiğinizde 15 lira vereceksiniz. Bir daha işte aktarma yaptınız, geri döndünüz. İki kişi dışarı çıkıp gezmeye kalksa 180 lira para ödeyecek şu an. Yani bunlar inanılmaz paralar. Bunların alternatifi mesela geliştirilebilir mi? Belediyeler örneğin toplu taşıma ulaştırma politikalarında bize dayatılan bu modelin karşısında halkın yararını, halkın gerçekten iyileşmeyi hissedebileceği neler geliştirebilir? Bunların önünü açmak adına bu yerel seçimde ben birkaç tane de olsa pilot ilçe seçilerek farklı partilerin birlikte ortak bir program etrafında bunu görünür kılarak uygulamaya geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani evet Ekrem İmamoğlu örneğin Türkiye siyasetine dair bir iddia koyuyor ve belediye yarışına böyle giriyor şu anda. Ama gerçekten belediyecilik mikro ölçekte bir takım farklı modeller koyup bunlar üzerinden bir de böyle bir yönetim modeli olabilir dedirtebilmek için sanıyorum o bütüne ilişkin Türkiye siyaseti perspektifinin yanında bir de böylesi bir pencere açmak. Yavaş yavaş bir nefes alanı, bir İşte bakın bu da olabiliyor. Küçücük yerler şunu yapmışlar şu kadar az imkanlar olmasına rağmen. Dedirtebilmek gerekiyor. Yani yine Maçoğlu'na ilginç bir söyleşisi vardır. Orada şöyle bir saptaması var. Diyor ki yapabileceğimizi göstermek lazım. Yapabiliyorlar dedirtmek lazım diyor. Ben bunu çok önemsiyorum gerçekten. Çünkü herkes halkçıyız diyor. Herkes kamucuyuz diyor. Herkes bu ekonomik model faturayı bizim sırtımıza yıktı diyor. Tamam çok güzel. Peki siz ne yapacaksınız karşısında? Madem öyle gelin önce birkaç işte yerden başlayarak Türkiye'de alternatif kamucu bir modelin nasıl işleyeceğini gösterin. Ha burada yapabiliyorsa demek ki Türkiye'de de yapabilirler dedirtin. Bence bu yerel seçime bu pencereden de bakmak gerekiyor. Umarım böyle değerlendirilir. Biraz da toplum olarak bizde cesaret gerekiyor hocam. Böyle bir anlayışı hakim kılabilmek için. Bilmiyorum toplum olarak o kadar cesaretli değiliz zannedersem. Gerçi dedik bu dünden bugüne bugünden yarına olabilecek bir şey değil ama bilmiyorum. Belki önümüzdeki programda önümüzdeki hafta yeni gelişmeler ışığında bu konuyu daha da detaylandırırız. Belki daha da somutlaşır ve daha da açmış oluruz. Ama sonuçta
önümüzdeki dönemde siyasetin gerçekten yerel seçim gündeminin etkisiyle daha fazla ısınacağı ortada. Biz de o tartışmaya mevcut kanalların o kişiler üzerinden konuşacağı açık, yani tartışmanın buralardan yürüyeceği açık olduğu için belki biz de farkı biraz daha modeller üzerinden koyarız yerel seçim yaklaşırken. Çok keyifliydi hocam. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selamlar. Sevgili seyirciler, dün bugün yarın da çarşamba yapıyoruz. Siyaset bilimci doçent doktor Deniz Yıldırım'ı ağırlıyoruz. Dediğim gibi keyifliydi. Türkiye'yi konuştuk. Ekonomi ve siyaseti konuştuk. Siyasetteki yeni dengeler. 14-28 Mayıs'tan sonra ekonominin daha da kötü hale gelmesi, yaşadıklarımız, yerel seçimlere giderken alınan kararlar, atılan adımlar, stratejiler, taktikler. Teşekkür ediyorum, nokta alıyoruz. Hepinize ayrı ayrı zaman ayırdınız. Yarın sabah 8.30'da yeni bir günde karşınızda olacağım. Hatay ve bölge için öne çıkan başlıklar için ekip arkadaşlarım ve konuklarımızla birlikte birden fazla konuğumuz olacak. Yarın sabah efendim görüşmek üzere.